Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine çıktım, yollardayım. Koli'den de anlaşılacak üzere yeni eve geçeceğim. Şu seccadeyi durak için aldım. Önce durağa uğrayacağım. Kornişlerimizi alacağım. Bugün ankastremiz gelecek, mutfak masamız gelecek. Mutfak masasıyla birlikte bir de zigon sehpa aldım. O gelecek eve. Şimdi de kombiciler girmiş, kombi takılıyormuş. Kornişleri de kombicilerimiz takacak. Biz kornişleri almaya gideceğiz. Öncesinde şu seccadeyi durağa götürüyorum. Evde var fazladan. Durakta da var aslında, da onu yenileyim dedim. Bunu oraya götüreceğim. Duraktakini de getirir yıkar, camiye bırakırım artık onu da. Bir tane de koli aldım. Dedim ya, giderken böyle bir bir kırılacaklardan, kıyamadıklarımdan, kırılmasını istemediklerimden yanıma alıp götüreceğim. Böyle yavaş yavaş karınca misali evi çekeceğim. Şimdi önce durağa gideceğim. Ayhan'la korniş işini halledeceğiz. Daha sonra eve geçerim. Hem gelen eşyalarımızı karşılarız. Hem de elimden geldiğince sizlere de çekmeye çalışırım arkadaşlar. Ben şimdi yavaş yavaş yola çıkıyorum. Eski evdeyim arkadaşlar. Bir orada bir buradayım. Artık bu süreç böyle geçecek sanırım. Bir müddet böyle devam edeceğiz. Orada fazla video çekemedim. Sadece size gelenleri göstermek için kısa bir video çektim. Onda da sesi kapattım çünkü arkada ustalar konuşuyorlardı. Size detaylı çekim yapamadım ama ustaların işi bitsin tekrar giderim. Hem buradan koli götürürüm, hem de sizin için biraz daha detaylı çekerim. Mutfak masam gelmişti, görmüşsünüzdür. Ben çok beğendim. Çok içime sindi gerçekten. Masa siyah, içinde dolapların renginden sarılar var. Hardal sarısı mı deniyor ona, ne deniyor bilmiyorum ama gerçekten beğendim. Benim içime sindi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ankastrem geldi. Onu kurmadılar. Servis gelecekmiş açmaya. Onu da gaz bağlanınca sanırım arayacağız servisi gelip kurmaları için. Zigon sehpalarımı da çok beğendim. Benim salonum gri olduğu için gri tonunu tercih ettim. İnşallah salon takımı da oraya gidince daha güzel uyum sağlayacak. Bakacağız artık. Kombiyi de kurmuşlardı. Çok az bir işleri kalmıştı. Hala çalışıyorlardı. Kombi ben aslında mutfak penceresinin hemen yanındaki duvarda olacak diye tahmin ediyordum. Hani borular orada olduğu için, ama borular uzatmışlar aşağıdan. Ve balkon kısmına, yani nasıl balkon kısmı değil de cam kısmına, cam balkon yapılacak yere denk gelmiş. Videoda görmüşsünüzdür. Çok hoşuma gitti. Çünkü kombinin üzerindeki büyük boru var ya, o normalde bir baştan bir başa kadar gidecekti. Ama o tarafta olunca o boru hiç olmadı. Alandan da tasarruf olmuş oldu. Çok beğendim yani. İşçilik süper. Çok hoşuma gitti. Öyle olması da çok hoşuma gitti. Çünkü ilerleyen zamanlar için orayı için de küçük planlarım var. Balkonu tabii düzenleyeceğiz. Bir hale şekle koyacağız orayı da. İnşallah beraber yaparız. Ben size videolar çekerim yine. Dediğim gibi şöyle kısacık bir size çektim gelen ürünleri görmeniz için. Ve yine kolileri aldım. Geldim, boş koli getirdim buraya. Tekrardan paketleme işi devam edecek. Ben salona koltukların üzerlerine örtü örttüm. Koli dediğim kolileri o tarafa geçiriyorum. Giderken oradan alıp götürüyorum. Hem de orada biriktiriyorum. Hani hem bizim elimizin altında olmasın diye, hem de oradan götürmesi kolay olur diye. Öyle yani arkadaşlar, toparlanma işi devam ediyor. Şimdi ben kalkıyorum, kolileme işine devam ediyorum. Bir de işin bu kısmı var. Size böyle karman karışık bir salon göstereyim. Şurada kolilediklerim var. Bakın. Halıyı toparladım. Halıları yıkamaya yollayacağım. Buradan vereceğim. Diğer evin adresini vereceğim. Direkt yıkanınca oraya gelsinler diye. Burada kolilediklerim var. Şurada da hurçlarım var. Şurada misafir yatakları, yorganları, işte onlar var. Kırlentleri tekrar hurçlayacağım ama misafir yastıklarını böyle içlerini çıkardım. Yani dışlarını çıkardım. İçlerini çıkardım. Nasıl oldu? Onları yüzlerini yıkayıp geçirip öyle tekrardan
kurçlayacağım. Onlar temiz gitsin diye. Burada kullanmadığım gazeteler var. Şu örtüler var. Onlar kalkacak. Bu örtülerle bir gideceklerin üzerlerini örterim diye bunları açıkta bıraktım. Mesela konsolun falan üzerine geçiririm çizilmesin diye. Onlar onun için açığa bıraktım. Bunlar da diğer eve götürüp boşalttığım kolilerin içinden geri getirdim. Tekrar gazetelerim diye. Atmıyorum yani. Bakın şöyle tekrar kolilerin içine dolduruyorum. Geri getiriyorum. Böyle üzerine de kırılacak diye yazmıştım. Şöyle. Ben götürmez de taşıma götürürse diye kırılır diye yazmışım. Öyle yani arkadaşlar. Bura bir yandan doluyor, bir yandan boşalıyor. Bazen ben gittikçe götürüyorum. Şimdi tekrar kolilemeye devam edeceğim. Şunda Esma'nın giymediği çamaşırlar var. Onu valize doldurdum. Bu tarafta da diğer valizler var. Bunlara da açılmasını istemediğim kıyafetlerden falan dolduracağım. Bunlar öylece duracak. Şurada bir tane açılmamış valizim var. Şimdi onu açacağım. Bunları en son dolduracağım ama öyle getirdim buraya. Şurada bir valiz daha var. Bunda da Aysima'nın battaniyeleri falan var herhalde. Ona da onları doldurdum. Dediğim gibi bir yandan toparlanıyorum. Perdeleri en sona bırakacağım. Gitmeden bir gün önce falan herhalde yıkarım. Öyle götürürüm oraya. Dediğim gibi buradan yıkayıp götürmek istiyorum ki oradan elime aldığım her şey temiz gelsin diye. Ama bu perdeler, yorganlar falan... Şu gazeteye sardıklarımı zaten onlar temiz oluyor. Mutfak dolabından alıp sarıyorum ama onları bir makineden geçireceğim tekrar. Çünkü tabaklarda gazetelerin izleri çıkıyor. Siyahları. Hiç sevmiyorum öyle. Onları orada bir makine, bulaşık makinesinden geçirip dolaplara öyle yerleştiririm diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım paketleme devam etsin. Şöyle şuracığa kolilerin arasına oturdum. Daha çok işim var. Ben diyordum ki benim fazla eşyam yok. Hemen toparlanırım. Hemen kolay olur. Ama yani öyle değilmiş. Gerçekten sandığım gibi değilmiş. Dudaklarımda hep yara oldu. Bakar mısınız? Oranın temizliğini yaparken rüzgardan hep yara oldu. Krem sürüyorum ama fayda etmiyor sanırım. Mutfakta sadece günlük kullanılacaklarım kaldı. Günlük bardaklarım işte yani kullanacağım. Tencerem, tavam. Günlük yemekle tabaklarım. Onlar kaldı. Onlar kolay artık. Zoru kaldırdım gibi bir şey. Bir onlar kaldı orada. Şimdi mutfağı temizlemeye gireceğim. Biz çıktık sonra buraya kiracı girecek arkadaşlar. Onun için de evi temiz bırakmak istiyorum. Onlar da temiz bulsun istiyorum. Şimdi artık kolileme işini burada bitiriyorum. Mutfakta sadece dediğim gibi lazım olacak şeyler kaldığı için
Diğerlerini bir dolabın içine dolduracağım. Mutfak dolaplarının altını, üstünü, her tarafını bir temizleyeceğim. Oranın orayla işim bitmiş olacak. Mutfakla tamamen bitirmiş olacağım. Son gün, bir gün öncesi o kalanlarda bir kolyeyi doldurup öyle alır giderim. Orası tamam gibi bir şey. Dediğim gibi şimdi biraz nefesleneyim. Sonra da gidip mutfak dolaplarını temizleyeyim. Mutfak işi hallolmuş olsun. Diğer taraflardan da işte dediğim gibi misafir yorganlarının yüzleri falan yıkanıyor. Bir yandan onları geçirip hurçluyorum. O tarafta öyle devam ediyor. Öyle böyle derken inşallah hepsini bitireceğiz. Biraz dinleneyim, sonra artık temizliğe geçeceğim. Akşam yemeği işine geçtim arkadaşlar. Artık işlere mola verdim. Bayağı yoruldum. Yani az buz değil. Çok yoruldum. Ne yaptın diyeceksiniz. Mutfağı yapıyorum derken sonra bir baktım cam siliyorum. Camları sildim. Öyle bırakmak istemedim. İçime sinmedi. Sildim ama gök gürlüyor. Yağmur yağacak gibi ama yani yine de temiz bırakmış olurum en azından dedim. Camları sildim. Erzakları topladım. Birazı daha şurada duruyor. Onları daha sonra halledeceğim. Ufak tefek işlerim kaldı. Onları da halledersem bir tek kıyafetlerimiz kalıyor. Yani büyük bir çoğunluğunu halletmiş oluyorum. Küçük küçük işler kalıyor. Buzdolabının içi gibi falan. Yani son anda yapılacak şeyler kalıyor. Onları da artık son güne bırakacağım. Yarın yine biraz daha toparlarım. Bugünlük bu kadar yeter. Yapmayacağım artık. Çok yoruldum çünkü. Bugünlük bırakacağım. Balkonları falan yıkadım. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Akşama yemek yapmaya da aslında kıyma soteyi yine yapacaktım da yanına pirinç pilav salata düşünüyordum. Ama canım öyle bir çay istedi. Yani yemekten sonrayı bekleyemedim. Hemen çay demledim. Çay kahvaltısı gibi hazırlayacağım. Kıyma sotenin yanına. Bugün akşam yemeğimiz bu şekilde olacak. Ayhan eğer kıyma soteyi sade yemem derse ona biraz ev makarnası haşlayıp kıymalı makarnaya çevireceğim. O gelince, o artık gelince yer. Ben şimdi hemen hazırlayacağım. Acıktık da bir yandan. Hemen sofraya oturacağız biz. Yemeği ocakta bıraktım, indim arkadaşlar. Silikon çekiyorlarmış camların dışlarına. Silikon yetmemiş. Tekrar silikon al dedi. Ayhan silikon götür eve bırak dedi. Tabii boş gider miyim? Hemen Aleyna ile 4 tane koli indirdik, küçük kolilerden. Kırılacaklardan böyle her gitmemde götürüyorum. Onları da çıkarıyorum oraya. İyi oluyor yani. Benim için de iyi oluyor. Yani aklımdan da diyorum, bir yandan götürüyorum. Ben karınca misali böyle evi çekip bitireceğim gibime geliyor. Ama size ne göstereceğim? Asıl kamerayı ne için açtım? Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Camdaki çamur lekesine. Araba temizdi. Resmen yağmur değil, çamur yağmış. Sildiğim camlara biraz üzülmedim değil. Kiracı otursaydı da sonra yağsaydı dedim. En azından temiz halini görseydi ama kısmet, ben sildim. Benden günah gitti. Artık kendi silecek kalanını da. Şimdi yola çıkıyorum. Giderken hemen silikonu alıp yeni eve geçiyorum. Belki video açabilirim. Bakalım yaptıklarını çekebilirim. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyorum. Daha sonra görüşürüz. Kapanış yapmaya geldim ama hiç halim yok. Gerçekten hiç halim yok. Biriniz kapanış yapabilir mi? Benim yerime kapanış yapsanız. Gerçekten çok yorgunum arkadaşlar. Artık kollarımın falan çok ağrıdığını hissediyorum. Bugün daha çok yoruldum gibi hissediyorum. Ya da günlerin birikimi. Yoruldukça daha çok yorgunluk hissetmeye başladım sanırım. Tatlı yorgunluklar diye kendime moral veriyorum ama bugün bayağı bir halsizim. Bayağı da iş hallettim ama bugün. Bayağı hafiflettim. Kalan işlerim çok zor işler kalmadı. Öyle güzel yorgunluklar bunlar. Yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladım. Şimdi artık dinlenme zamanı. Biraz dinleneceğim. Yarın kaldığım yerden devam ederim. Bugünlük artık bu kadar yeter diyorum. Biriniz bana kahve yaparsa bir kahvenizi alırım. Yorgunluk kahvesi içerim. Şimdi Aleyna'ya söyleyeceğim. Kahve yapmaya bile halim kalmadı. O derece düşünün. Şimdi artık Aleyna bir kahve yapar. Kahvemi içer, televizyon izlerim, dinlenirim artık. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım beğenerek keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.